konuklar, sevgili Kanal Ada izleyicileri. İkbal Kaynar ile Evrimi Saatler programına hoş geldiniz. Bugünkü programımız çok farklı bir mekanda geçiyor. Çanakkale iline bağlı Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinde. Hani Evrimi Saatler dediğimiz için farklı konulara değiniyoruz ya, bugün de emeklerin sorunlarına ve örgütlenmelerine, mücadelelerine değineceğiz. O nedenle Küçükkuyu beldesinde Emekler Sendikası'ndayız. Ben de hoş geldim arkadaşlar, siz de hoş geldiniz. Kendi yerimize ve yeni yönetim sanıyorum. Başarılar diliyorum. Ve önce bir tanıyalım. Evet, siz de hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Küçükkuyu Tüm Emekler Sendikası'nın sekreteriyim ben. Adım Ali Rıza, soyadım Ataç. Merhaba Ali Rıza Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Böyle bir programda bize yer verdiniz. Size ayrıca teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de emekli olduğum için. Ben Hatice Özden. Küçükkuyu Emekler Sendikası Başkanıyım. Böyle arkadaşım teşekkür başlıyorum. Yaş hocam başlarına başlarlar diyorum. Şimdi zor sorular soracağım ama. Bana kolay. Değişiklik. Tekrar hoş geldiniz. Ben Miktat Güverci. Tüm Emekliler Sendikası'nın Sayman üyesiyim. Paralar sizde. O gün kadarıyla bizde. Bana emeklerde ne para olacak ama ben sizden aileyim bence şöyle. Ay çok komik. Alican arkadaşım, Alican Çakır sağ olsun. Müzisyen. Aynı zamanda saz öğreticisi, usta. İstanbul'dan geldi bu programı. Kendisine teşekkür ediyorum. Evet, sizleri biraz terletelim emekliler. Hayat terletiyor ama. Neden sendikalaşıyoruz? Ya da varılan yerlerde görev alamıyor muyuz? Ama tabii ki emekli olduğumuz için farklı bir statüdeyiz. Siz de başlayalım Ali Rıza Bey. Evet. Şimdi önce şöyle başlamak lazım. Niçin emekli sendikasını kuruyor? Emekler niçin örgütlenmeye çalışıyorlar? Evet. Dediğim gibi pratik yaşamda çalıştıkları zaman bir yerlerde sendikalı olmak istiyorlarsa onun mücadelesini verirler. İşçi ise ya da memursa. Ve o sendikalara üye oluyorlar. Sendikalara üye olunca da yürütmesini seçebiliyorlar, kendileri aday olabiliyorlar, oy verebiliyorlar, denetleyebiliyorlar, sorgulayabiliyorlar, kendi emek mücadelesini verebiliyorlar. Tabii emekli olduktan sonra da ne yazık ki Türkiye'deki bu sendikalara ilişkin yasa gereği üretimden koptuğu için dolayısıyla da olduğu sendikada üyeliğinden düşmüş oluyor. O zamana kadar yarattığı birikimler, verdiği emek boşa düşmüş oluyor. Tabii bu milyonlarca sayıya ulaşıyor bu durum. Dolayısıyla da emeklerin de bu memlekette sözü olmalı, yaşama dair mücadeleleri olmalı, ülkeler için gelecek nesiller için mücadele etmek zorunda olduklarını bildiğimizden dolayı bu değerleri değerlendirmek lazım. Hem ülkemizin geleceği için, hem hak mücadelemiz için, emek mücadelemiz için, demokrasi mücadelesi için ve bu biriken sosyal, kültürel birikimlerde bir yerlerde değerlendirmek gerekiyor dedik. Bunun tabii kanalları oluyor. Kimi yerlerde dernekler oluyor, emekliler derneği oluyor. Bizim gibi de biz derneği bir adım aşağı sendikalaşmamız gerektiğini düşündük. Fark nedir dernekle sendika arasındaki fark nedir diye soracak olursanız. Fark şudur, demek dernek olduğu zaman bir sosyal statüdesiniz ama siyasal taleplerinizin çok gerisindesiniz. Evet, yaptırım gücünüz olmuyor. Sendika olduğunuz zaman da sonuçta biz ne kadar emekliysek de bizim bir işverenimiz var. İşverenimiz tabii ki şirketler değil, patronu değil ama devlet.
Biz devlette karşı bir sorunumuz var ve devletin bize karşı bir sorunu var. İşverenimiz devlet olduğu için emeklerin de örgütlenmesi gerektiğini, hak mücadelesinde yer alması gerektiğini düşündük ve böyle sendikalaştık. Toplu sözleşme talebimiz var. Toplu sözleşme devletle yaparız. Onun kurumu, işte yürütücülerle yaparız. Bu bir ihtiyaçtır, gereklidir. Bitirin lafınızı da. Bunu defnediliyoruz, bunu amaçlıyoruz. Bu ekonomik yan tabii. Bir de bunun Türkiye'deki yaşama dair söyleyeceklerimiz var. Onun mücadelesi içerisindeyiz. Teşekkürler. Daha derin işleyeceğiz. Neler yapıldı, neler yapılmalı, bu mücadeleyi daha nasıl yükseltebiliriz falan diye devam edeceğiz. Bugün efkarlıyım, açmasın günler. Bildiğimden hala haber verdiler. Bugün efkarlıyım, açmasın günler. Bildiğimden hala sözcüğünü yasaklamıştı ya, bize söz düşmezdi bir söz örgütçüsünün yanında. Çiğdem ve Nergis öldü demeden toparlandım birden, ölüm sözcüğünü ölümsüze çevirerek. Sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz bu yönde ama maalesef iktidar, yönetim bu konuda hem sağ hem dilsiz.
Dolayısıyla emekliler aldıklarıyla yetinmeye çalışıyorlar ve maalesef bugünün koşullarında imkansız hale gelmiştir. Enflasyon bildiğiniz gibi yaşam şartları oldukça ağır ve gittikçe de ağırlaşmaktadır. Dolayısıyla bu da bizim sendikamıza yansıyor. Aidatlarımız çok düşük. Ayda 10 lira aidat, bir yılda 120 lira aidatla ayakta durmaya çalışıyoruz. Ama bu anlayacağınız gibi size bir fayda getirmiyor bize. Biz bunu aşabilmek için çeşitli etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. İşte kahvaltı türü, kır gezisi, başka tiyatro etkinlikleri gibi sendikamıza kısmen en azından giderlerimizi karşılayabilmek için, kiramızı karşılayabilmek için buradaki sendikamız faal bir sendika. Çeşitli etkinlikler yapıyor. Dolayısıyla giderlerimiz oldukça fazla. Biz bunu karşılamanın peşindeyiz. Yakında işte 16'sında bir kahvaltı verdik. 14'ünü pardon. Masraflarımızı çıktıktan sonra önümüzdeki süreçte bir 2-3 ay kiramızı karşılamaya çalışacağız. Geldiniz, geldi durumunuza. Yani sendikamızda emeklilerin durumunu olduğu gibi yansıtıyor, ayna gibi. Peki. O zaman biraz neden örgütlenmemiz gerektiğini, neden sendikalaşmak gerektiğine vurgu yaptık. Sendikaların parasal yönden zorluk çektiğini vurguladık. Gelelim o zaman mücadeleyi daha yükseltmek için neler yapmalıyız, insanları nasıl örgütlenmeliyiz, bu emekliler bu kadar açken veya camaçlık yaparak ellerindeki parayı geçiştirmeye çalışırken hala örgütlenmeme gibi bir inatları var. Bunu nasıl kırarız? Başlıyoruz. Şimdi Türkiye'de son rakama göre 15.900.000 emekli var. Yani buna en son olarak 1.600.000 civarında EYT'li emekli olarak kabul edildi ve bu rakama eklendi. Eskilerde söylerdik 14 milyon emekli falan var. Son Temmuz ayında bu rakamın eklenmesiyle birlikte 15.900.000 emekli söz konusu. Hani günü geldikçe de emekli oldu insanlar. Dolayısıyla da böyle bir rakam. Şimdi eğer sendikanız, örgütünüz yoksa bu 15 milyon insan herhangi bir örgüte, sendikaya vesaire bağlı olmaksızın yaşamını sürdürecek. Yani söylediğimiz gibi ama bu insan bu memleket, insanlar memlekette yaşıyor, evindeki giderlere katkı yapıyor, torununa harçlık veriyor, çocuğunu okutuyor, çocuğunu evlendiriyor vesaire. Şimdi bütün bunlar yaşanan şeyler. Bu sebeple emeklilerin örgütlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bir emekli, tek başına emekli olarak düşünmemek lazım. Denizli gibi bir aile olarak düşündüğümüzde, güçle çarptığımızda bana siz kaç milyon insan yapar. Bunun için örgütlerin sözünü çoğaltması lazım emekliler. Eğer emekliler gerçekten örgütlenirse, hakkına, hukukuna sahip çıkarsa bu memlekette iktidar emekliler olur. Ama örgütsüzlükten kaynaklı her seçimde önüne sandık konuldu, emekli gidiyor, oyunu veriyor ya da çekimsel kalıyor. Hiç tartışmadığı, denemediği, emeklinin sözü olmadığı, sözün temsil edilmediği birilerine oy vermiş oluyor. Biz bu zinciri kırmak istiyoruz örgütlenerek. Diyoruz ki emekliler kendi sözüyle, özüyle var olabilmeli. Kendi haklarını, ulusal gelirdeki düşen haklarını almalı. İnsanca yaşanabilir bir ücrete sahip olmalı. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz 9 milyona yakın dul ve yetim emekli aynı maaşına bağlanıyor. Alınan para 1.800 ile 4.000 lira arası. Düşünün. Ve bugünün şartlarında emeklinin en düşük şeyi dengelendi. İşte bütçelerine karşı 7.500 lirada. Geri kalan emekliler maaş alıyor.
Şimdi 160'larda, 170'lerde olan bir enflasyon karşılığında aldığınız bir 7500 lira. Kiralar arttı gitti. Yani gece uyuduğunuzda, sabah kaldığınızda bir önceki günü aldığınız ürünü aynı parayla alamıyorsunuz. Bütün bunlar duruyor orta yerde ve bunlar olumsuz bir şekilde emeklinin yaşamını etkiliyor. Bu sebeple örgütlenmemiz lazım. Bu sebeple sözümüzü çoğaltmamız lazım. Bunun ekonomik yanı bu. Diğer yanda da tabii ki yaşadığımız ülkenin geleceğine ilişkin, içinde yaşadığımız koşullara ilişkin emeklinin sözü olması lazım, fikri olması lazım, önerisi olması lazım. Bunun da bu demokrasi mücadelesi olduğunu düşünüyoruz. Demokrasi mücadelesinde emekli de örgütlü bir şekilde var olmalı. Ama buna müsaade etmiyorlar, yolumuzu kesiyorlar. Efendim, yasal açıdan emekler örgütlenemez diyorlar. Bunun örnekleri çok dünyada var. Emekler örgütleniyor. Hatta yani güçlü bir şekilde siyasetinde devreye giriyorlar. Ama ülkemizde ne yazık ki birçok yasakların yanı sıra emekler de bu yasak statüsüne yerleştiriyorlar. Biz tabii ki oraya takılmadan meşru bir mücadele veriyoruz. Son sizden bir şeyler dinleyelim. Ben şu konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Emeklilerin durumu, emeklilerin Türkiye insanından farklı düşündüğünü zannetmiyorum. Türkiye insanı örgütlenmeli bir araya gelme geleneğine sahip değil. Bu yönde çok eksiği var. Bu eksiklik bizim emekli kesimine de yansıyor. Halbuki 16 milyon civarında bir emekli kesimi, bunu aileleriyle birlikte hesaba kattığımız zaman 45 milyon eder. Evet. 45 milyon insan ekonomik, siyasal, beşeri ilişkilerini gündeme getirip buna sahip çıkabilse ülkeyi alt üst eder. Ülkedeki düzeni değiştirir. Ama maalesef ülkeyi yönetenler bunu bildikleri için habire fren koymuşturlar, habire engel olmuşturlar. İnsanları bir araya getirmemek için ellerinden gelen çabayı sarf etmektedirler. Ama biz bunun farkındayız. Biz bunu eninde sonunda aşacağız. Bu kararlılığımız var. Örgütlü mücadele. Örgütlü mücadele. Zaten örgütlü mücadele olmadan hiçbir şey elde edilemez. Yani biz bunun farkına vardığımız takdirde biz bu işi aşmış, bu işi tamamlamış sayılırız. Yeter ki biz bunun farkına varalım. İşte ülkede geçmişteki siyasal yansımalar bugün emeklere de yansıyor. İşte parçalanma, bölünmek, ayrı ayrı dernekler, ayrı ayrı sendikalar. Mesela internet üzerinden yapılan örgütlenmeye ben çok taraftar değilim. İnsanı örgütleyebilmek için insana dokunmak lazım. Sadece internet üzerinden yapılacak bir örgütlenme kopuk olur. Mesela biz bunu Haziran hareketinde yaşadık. Evet. Çünkü bu sağlanamadığı için, bu örgütlülük önderlik olmadığı için hareket bir yerde kopuk kaldı, amacına ulaşamadı. Şimdi biz emekliler olarak o hataya düşmemeye çalışıyoruz. Örgütlenmeyi ve sınıfsal örgütlenmeyi, sınıfsal dayanışmayı ön plana çıkaracağız. İşçi, memur ve emekliler hep birlikte dayanışarak, birlikte hareket ederek Türkiye'deki bu sorunu aşacağız. Yani sendikamız bağlı, sınıf ve kitle sendikasıdır. Evet. Bunu ilke edilmiştir. Bu doğrultuda faaliyet sürdürüyor, bu doğrultuda mücadele ediyor. Yani ayrıştırıcı olmadıktan sonra tabii ki farklı örgütlenmeler zenginlik kadar. Ama böyle zaten onların da çıkış amacı bildiğim kadarıyla nerede eylem olsa destek olacaklar. Çünkü şey biraz da teknik konulardan anlayan insanlar daha birleş anında medya üzerinden örgütlenebiliyorlar. İşte şurada şu var, burada bu var diye. Mesela Kartal'a da bir gitmeyi düşündüler. Bunu anladım da burada sıkıntı şurada. Birebir insanlarla diyalog kurduğu burada zaman buradan bir örgütlenme, bir önderlik de çıkarırsın. Sendikayı sürükleyecek, o Türkiye'deki bu hareketi yönlendirecek örgütlülüğü de oluşturursun. Vallahi İnternet üzerinden bu zor başarılır. Ya, o sadece mesela
Yaşadığınız onu yaşadık. Fransa'da da görüyoruz. Hayır. Evet. Tamam. Şimdi çok yönlü örgütlenmek lazım. Bu çağımız aynı zamanda internet çağıdır. Bir bilişim çağıdır. Dolayısıyla da oralarda es geçmemek lazım. Mithat Bey'in dediği gibi bir evi dokunmaktan daha önemlidir. Bu anlamda Küçükkuyu'da biz sendika olarak da mahallelerimize örgütlenmeyi, mahalleli sorunu da kendi sorunumuz gibi görmeyi, bu, dolayısıyla da buradaki sendikal anlayışımızı da, emekli mücadelemizi de oralarda taşımayı önemsiyoruz. Önümüzdeki günlerde start verip bu mahalleler eksik bıraktılar. Yani bugüne kadar yapamadığımız mahallelerde çalışmayı sürdüreceğiz. O zaman arkadaşımızın söz ettiği birebir dokunmayı oralarda. Geç kalmayalım. Pardon. Önümüzde yerel seçimler var. Bu konuda da bizim sendik olarak yapmamız gereken şeyler var. En azından bu insanları bir şekilde etkileyerek yeni seçilecek insanların bu beldeye faydalı işler yapması. Nasıl bir belediyecilik, nasıl bir yönetim şeklini ortaya koymamız lazım. Mesela Türkiye'de bunun örnekler var. Fas'ta ters fikri örneği var. Bugün Macaoğlu'nun uygulamaya çalıştığı bir belediyecilik anlayışı var. Halkla iç içe, halkı sürece dahil etme anlayışı. O zaman biz bunu bağımsız aday çıkarıp, çünkü bir CHP ile olacak bir iş falan değil, onu destekleyip yüceltmek lazım. Bir şekilde bu önümüzdeki süreçte da şey yapmamız lazım. Tartışmamızın konusu olacak. Bunu birlikte karar vereceğiz. Peki. Böyle Evrim Saatler programının sonuna geliyoruz. Gerçi emeklilerin sorunları ya da Türkiye'de yaşayan insanların sorunları asla bitmez ama kısaca daha güzel şeyler yapmak adına neler yapalım, ne söylemek istersiniz? Bir defa öncelikle yapmamız gereken şey olabildiğince emekleri bir araya getirmek. Emekli oluşumları, dernekleri, sendikaları, bizim dışımızda da olanları bir araya getirebilmek, mümkünse birleştirebilmek. 1917 yılında kurulan sendikamızın ilk genel kurulunda bu şeyi kurul kararı olarak çıkarttı. Ve bunun epey de bir emeğini verdi, uğraştı. Fakat ne yazık ki henüz Türkiye'de bu emekliler mücadelesi birleşmeye yönelik henüz olgunlaşmadı. Ama bunun mücadelesini vazgeçmeyeceğiz. Emekleri bir araya getireceğiz. İki tane ayak üzerinde emekler gelecek. İki amaç. Bir, hem de dediğimiz gibi kendi yaşamlarına dair sözünü söyleyecek. Güçlü bir, bu sözünü söylemenin de güçlü bir örgütlükle olması gerekiyor, taşlanması gerekiyor. Güzel şeyler sunmak lazım. Evet. İkincisi de çoraklaştırılan ne yazık ki ülkemizi daha aydınlık bir ülkeye çevirebilmek, onun mücadelesi içerisinde güçlü bir şekilde olabilmek, daha güzel bir ülkede yaşanır kılabilmek, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakabilmek. Yeşiliyle, doğasıyla, kadınıyla, çocuğuyla, emeğiyle, kimlikleriyle, farklılıklarıyla daha güzel bir Türkiye ve dünya bırakmak. Sadece bir Türkiye noktasından da bakmıyor. Sonuçta evrensel bir mücadeleyle üstleniyoruz. Sonuçta biliriz ki dünyayı bölen, parçalayan, yok eden, dünyaya saldıran bir kapital sistem var. Bir emperyal sistem var. Bunu da merkeze almazsak, mücadelemizin merkezine alması sadece bir takım ekonomik, demokratik taleplerle yol alınamayacağını biliyoruz. Yükümüz ağır. Hem bu olumsuz koşullarda yaşadığımız ekonomik sıkıntılar içerisinde hem yaşamsal mücadele veriyoruz. Aynı zamanda demin dediğim gibi ülkeye dair sıkıntılarımız var. Bunu işçi kardeşimizle, köylü insanımızla, üretenle, emeklisiyle birlikte ortak bir mücadele vermek durumundayız. Yani çok yönlü çalışmak durumundayız. Biz Küçükkuyu'da da dediğim gibi yerelde de 6 yılımızı doldurduk. Bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Bu amaçla çerçevesinde sürdürüyoruz. Bizim dışımızda olan
demokratik kurumlar, oluşumlar, sivil toplum kuruluşları ve oluşumları yan yana getiriyoruz. Birlikte ortaklaşa mücadele yapıyoruz. İşte basın açıklamamızı yan yana gelip tartışmamız, konuşmamız, sözümüzü yükseltmemiz, güçlendirmemiz için mücadele veriyoruz. Bu önümüzdeki süreçte de devam edecek. Mücadelemiz burada durmayacak. Neler yapacaksınız? Ya da neler düşünüyorsunuz diyeyim. Vallahi biraz önce de bahsettiniz de. Yani bu kötü süreci nasıl atlatırız anlamında? Kötü süreci bence kadınlar başaracak. Yani kadınlar ve gençler yani halletmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani kadınlar çünkü evde tencereyi kaynatan maalesef kadınlar. Alışverişi yapan maalesef kadınlar. Tencere boş olunca yani bence ülkemizde zaten aşırı bir yoksulluk var. Biz emeklilerin şimdi bu sorunları konuşacağımıza bizim Almanya'daki emekliler gibi yurt dışlarında geziler düzenlememiz gerekiyor. Tatil yapmamız gerekiyor. Gerçekten. Evet, kültür sanat etkinliklerinde bulunmamız lazım. Ama biz buradan aşağı köyden küçük kuyuya zor iniyoruz. Benzin fiyatlarını almış başını gidiyor. Her şey enflasyon has safhada. Biz bu sorunlarla uğraşırken Avrupa'daki insanlar emeklerde geziyor. Vallahi onlara imrenerek bakıyoruz. Bu düzeni bence kadınlar değiştirecek. Kadınlarla her şey bitecek. Sendikamızın da kadın çalışmasına çok önem veriyor. Birlikte arkadaşlarımızla beraber, destekleriyle birlikte güzel şeyler kat ediyoruz. Kadınlarımızın da ilgisi çok fazla. Söylediğim gibi işte her hafta toplantılarımız oluyor. İşte 30'unda MYK toplantımız var. Bize başkanımız gidecek, katılacak. Oradan eylem planı çıkacak. Biz de burada o doğrultuda eylemlerimizi yapacağız. Bütün kadınlarımızı da çağırıyoruz. Onlar da gelecekler. Yani ülkeyi kadınlar ve gençler kurtaracak diye düşünüyorum. Yeni, ben, yeni planlıyoruz. Evet. Ben de inanıyorum. Çünkü dünyada da evet son gördüğümüz kadın hareketleri, İran olsun, işte yakın coğrafyalar olsun falan hep kadınların önderliğinde oluyor. Bir de yakın bir zamanda Aksaçlılar diye yeni bir örgütlenme var ama medya üzerinden. Fransa'daki işte Sarıyeneliler gibi. Evet. Onlar medyadan örgütlenip herhangi bir şeyleri yok, fraksiyon ayrılıkları falan yok. Nerede eylem olursa destek verecekler. Ama onların gönülleri de bir arada olmaktan yana geçiyor. Yani demek ki bu vazgeçilmeyen bir sevda. Geldik şimdi, böyledir bizim sevdamız.